Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Türk sineması dediğimiz zaman böyle aklımıza Yılmaz Güney geliyor, eski Türkan Şoray geliyor, Hülya Koçyiğit geliyor, ona benzer Erol Taş geliyor, Kemal Sunal geliyor rahmetli. Fakat bazı sanatçılar var, bizler izliyoruz fakat isimlerini bilmiyoruz. Birçoğunun isimlerini gerçekten de bilmiyoruz. Ben şahsen birçok sanatçıyı seviyorum, çok takdir ederek izliyorum sinema sanatçısı fakat isimlerini çok fazla bilmiyoruz. Gündeme çok fazla gelmiyorlar ve düşünce olarak da bilmiyoruz. Bu insanların düşüncesi nedir? Siyasi olarak daha çok nereye yakınlar? Ya da Türkiye'de olup bitenlerden haberi var mı yok mu bilmiyoruz. O yüzden ben bugün bir röportaj izledim. Yol TV'nin yaptığı. Hakikaten de hayretler içerisinde kaldım. Nur Süler'i dinledim. Yaptığı röportajda öyle güzel tespitler yapıyor ki hem Türk sinemasına değiniyor, Yılmaz Güney'e değiniyor, Hülya Koçyiğit'e değiniyor ve son soru olarak şu soruluyor. Türkiye'de en başarılı gördüğünüz siyasetçi kimdir diye. Çok güzel bir cevap veriyor. Doğru doğru bir cevap veriyor ve hep birlikte bir bakalım Nur Süren'in Türkiye'de en başarılı bulduğu bir siyasetçi, bu siyasetçi kimdir? İzleyelim bakalım hep birlikte. Başarılı bulduğunuz bir siyasetçi var mı? En azından bunu ön plana çıkartabiliriz. Yani çok başarılı bulduğunuz bir Tabii siyasetçi. Selahattin Demirtaş. Neden? Çünkü Selahattin Demirtaş'ın ben bütün Türkiye'yi kucakladığını düşündüm her zaman. Çok samimi buldum, çok zeki. Mesela öyle şeyler duydum ki Selahattin Demirtaş'la ilgili. MHP'li birinin bile keşke Kürt, yani böyle bir şey olmasaydı da bizim partimizde olsaydı bu kadar şey bir adam diye. Çok cana yakın, herkesi kucaklayabilen bir insan. Hani benim annem işte mesela CHP seçmeniydi. 1000 sene son ölmeden son 2 sene önce şey diyordu. Çok seviyorum ben bu çocuğu. Çok beğeniyorum. Yani insanlar, yani sadece ben değil, bir sürü insan bayılıyor. Evet, benim teyzem de öyle. Onu konuşmuştuk az önce. Yani Selahattin Demirtaş gerçekten hediye gibi bir şeydi ama yani şimdi siyasi rehine yani. Orada tutuluyor. Yani ne yaptı Selahattin Demirtaş? Öyle yazılar okuyorum ki ya bunlar diyorum hiçbir şey, insan bir araştırma yapar, bir şey yapar. Yani işte şu kadar insanın ölümü öldürdü falan, böyle yazılar var. Diyarbakır'daki o gece olaylardaki şeyde. Hani Selahattin Demirtaş'ın yaptığını falan düşünen aymazlar var yani. Evet. Hani bir insan, hayır cahillik tabii, okumamışsındır, bir şeydir bir şeydir ama yani ama bu kadar da değil ya. Bu kadar da değil. Çünkü eskisi gibi değiliz. Önümüzde bir sürü şeyler var, telefonlar var. Şuradan dünyanın bir ucuna bir şey haber alabiliyoruz, ediyoruz değil mi? Yani onu kullanıyorsan onu da öğren yani, onu kimin yaptığını. Evet. Önemli açıdan. Evet. Bence harika bir değerlendirme. En azından şunu anladım ben. Görüyorlar. Yani birçok sanatçı duyarlı ve Türkiye'nin nasıl olduğunu, Türkiye'de hak ve hukukun hangi konumda olduğunu anlamak önemli. Ama Türkiye'de şu anda farkındaysanız sinema sanatçılarının birçoğu, yani genel anlamıyla çoğunluklu olarak Türkiye'de siyasilerin yaptığı yanlışları çok iyi görüyorlar. Yapılan haksızlıkları çok iyi görüyorlar ve ama insanlar da ona göre bu sanatçıların, bu sinema sanatçılarının filmlerini de ona göre izliyor. Netflix'te bu Nur Süren'in de başrol oynadığı filmin, dizinin rekor kırdığı söyleniyor. Bütün dünyada aslında bir numara olarak izleniyor. İşte dünyaya çok farklı bakışla baktıkları için ben vallahi tebrik ediyorum. Umarım bütün sanatçılar sorun Selahattin Demirtaş değil, sorun sanatçıların o ülkede olup bitenlerden farkında olması, anlamasıdır. Tebrik ediyorum.